Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır milföy hamuru tadında bir börek tarifi ile geldim arkadaşlar. Böreğim için hemen yoğurma kabımın içerisine bir su bardağı kadar ılık su, 1 çay bardağı kadar yoğurt ve yeterli miktarda tuzumu ilave ettikten sonra karıştırıyorum ve arkasından görmüş olduğunuz gibi 3 su bardağı kadar unum var. Hemen onu eleyerek Hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, 3 su bardağı kadar un hazırlamıştım. Ancak yoğurma aşamasında hamurun kıvamını ayarlamak için 3,5 su bardağı kadar toplamda un kullandım. Bunu belirtmek istiyorum sizlere. Ve hemen gördüğünüz gibi bir pakette kabartma tozumu ilave ediyorum ve onu da eleyerek unumun içerisine ilave ettim. Evet arkadaşlar toplamda 3,5 su bardağı kadar un kullanmış oldum. Bunu size belirtmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi ununuzu her zaman kontrollü ekleyiniz ve yoğurdukça şekil alacaktır. Ve gerektiğinde un ekleme yapabilirsiniz. Kesinlikle bir anda unun tamamını koymayın. Bazen suyu bardağımızı tam doldururuz. Bazen de çok azıcık bir boşluk kalır. O e, kısımda bile un koyma şeklimiz artabilir veya azalabilir. Bu detayları göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Evet, dediğim gibi hamurumu uzun süre yoğurma işlemi yaptım ve sonrasında yine tezgahımın üzerine alarak burada da toparlama amaçlı yine yoğurma işlemine devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi hamurumuzu uzun süre yoğuralım ve hem e, şekli pürüzsüz bir hal alsın hem açma aşamasında kolaylık hem de lezzetini bu şekilde arttırmış oluyoruz. Hamurumu 4 ayrı bezeye ayırdım ve hemen yuvarlama işlemi yapıyorum ve bir tabağımın içerisine alacağım ve ilk yuvarlamış olduğum hamurumu açmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar benim e, vaktim kısıtlıydı onun için dinlendirme işlemi yapmadım ama sizin süreniz varsa 10 dakika 15 dakika arası hamurunuzu dinlendirirseniz Açma aşamasında zorluk çekmez çok daha kolay açılır Bunu da bilgisini vermiş olayım sizlere Hamurumu açarken bir bardak un bir bardak kadar nişastayı karıştırdım ve bu karışımdan Hamurumu açmaya başladım arkadaşlar Sadece undan veya sadece nişasta ile açma yapmayın İsterseniz nişastayı yapabilirsiniz ama Kesinlikle Sadece unla açma yapmayınız böreğinizin çıtır çıtır olması için Bu detayı kesinlikle unutmayın Evet ben e, hamurumu merdane ile açıyorum. Siz isterseniz oklava kullanabilirsiniz. Benim alanım dar olduğu için mecburiyetten oklava kullanmayı aslında daha çok seviyorum ama e, bu alanda merdane kullanmak benim için daha e, doğru olacağı için merdane tercih ettim ve çok çok kolay da açılıyor arkadaşlar. Hamurum çok güzel yoğrulduğu için gördüğünüz gibi hangi tarafa bastırdıysam o kadar e, büyüme işlemi yapıyor. Çok kısa bir sürede hamurumu yani yufkamı bu hale getirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok ip incecik bir yufka açmıyoruz. Bu şekilde açmamız yeterli olacaktır. Ve hemen daha önceden eritmiş olduğum 150 gram kadar tereyağımı hemen üzerine sürmeye başlıyorum ve tamamına sürüyorum arkadaşlar ve hemen bir ucundan bu şekilde katlayarak ve diğer ucundan da yine aynı şekilde katlayarak her tarafını yine yağlama işlemi yapacağım. Yağlama işlemi çok önemli arkadaşlar. Hiçbir küçücük bir kısım bile yağlanmadan kalmasın. Çünkü bu çıtırlığı kesinlikle her tarafının yağlanması verecektir böreğimize. Yağlama işlemi bittikten sonra yine bir kat daha katlayarak bu yüzünü de tamamen yağlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yufkamı bu şekilde hazırlarken sizler de beni hangi ülke, hangi ilden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız ve özellikle de tarifle ilgili sorularınızı buradan bana sorarsanız sizlerden haberdar olmuş olurum ve e, sorularınızı tamamıyla cevaplamaya çalışacağım ki yorumların tamamına dönüş yapıyorum arkadaşlar bunun bilgisini vermiş olayım sizlere gördüğünüz gibi hemen yufkamı iki ucunu da katlayarak üst üste gelecek şekilde e, katladım ve hazırladım ve ilk e, açmış olduğum e, yufkamla yer değiştirdim onu e, tabağımın içerisine aldım ve ilk hazırlamış olduğum yufkamı aldım ve açmaya başladım gördüğünüz gibi küçük küçük hareketlerle yapalım arkadaşlar. Hem içerisinin yağlı olması hem de kat kat olması katının açılmaması için dikkatli ve daha nazik hareketlerle yufkamızı açalım. Ve çok büyük bir yufka açmıyoruz ilk açtığımız şekli gibi ve bu şekilde açtıktan sonra zaten içerisi kat kat olduğu için istediğimizi yapmış olacağız. Ben içerisine sadece kaşar kullandım. Evimde kaşarım vardı. Onu kullanmak istedim. Sizler isterseniz normal peynir kullanabilirsiniz veya istediğiniz hangi iç malzemeyi kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben kaşarlı yapmamı istedikleri için evdekiler hemen kaşar hazır, çok uğraştırmadan içerisine koydum. Ve katlama işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Tıpkı sarma sarar gibi bu iki tarafından kapattım ve bu şekilde katlayarak hazırladım. Ve diğerini de yine aynı şekilde hazırlıyorum. Evet ilk yufkamı hazırladım ve diğerlerini de yine aynı şekilde gördüğünüz gibi çok nazik hareketlerle yufkamı açmaya çalışıyorum. Ve yine aynı şekilde içerisine malzememi koyarak katlayarak hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaptığınız börekleriniz hem çok lezzetli olacak hem de çıtır çıtır olacaktır. Kesinlikle bu tarifle denemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Ve bütün yufkalarımı bu şekilde hazırladım ve artık tepsimin içerisine alacağım ve pişmesi için fırınıma götüreceğim arkadaşlar. Sonuncuyu da bu şekilde hazırlıyorum ve hemen tepsimin içerisine alıyorum ve yine her zamanki gibi böreğimizin üzerini yağlıyoruz arkadaşlar tamamını bu şekilde yağladıktan sonra hemen fırınıma götüreceğim böreğimiz fırına götürmek için hazır ve çok güzel pişti ve iştah kabartan bir görüntüyle böreğimiz karşımızda arkadaşlar çıtır çıtır ve size yine sesli bir şekilde çıtırtıların sesini size göstermek istiyorum ve ben artık susuyorum. Evet gördüğünüz gibi ve duyduğunuz gibi böreğimiz çıtır çıtır çok lezzetli iç dokusunu da hemen görüyorsunuz. Deneyecekleri şimdiden afiyetler olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetler olsun.